998 günlük bir hasretin ardından bugün büyük kongremizle sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu tekraren ifade etmek istiyorum. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Genel merkezimizin yönetim organlarının seçimini de tamamladık. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na, Merkez Disiplin Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Bu kongremiz yeni bir başlangıçtır. Hem parti çalışmalarımızda hem ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerde yeni bir döneme giriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 16 yıldaki tecrübemizden, bütün bu tecrübelerin de ışığında yeni dönemde her bakımdan çok daha büyük işler başarmanın mücadelesini vereceğiz. Önümüzdeki aylar Türkiye'nin terörle mücadele eden ekonomiye, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yatırımlara kadar her alanda adeta bir sıçrama dönemi olacaktır. Bunun için kaybedecek bir anımız bile yoktur. Türkiye'yi değiştirmenin kendimizi değiştirmekten geçtiğinin bilinci içinde yeni ve çok daha büyük reformları hayata geçireceğiz. Önce 2019'a kadar, ardından da 2023'e kadar yapacağımız çalışmaların hepsini de takvime bağlamış durumdayız. Bu yıl sonuna kadar bütün teşkilatlarımızı tümüyle elden geçirmek suretiyle önce teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adımlarını atacağız. Bu arada da inşallah hükümetimizin şu yıl sonuna kadar atacağı adımları hep birlikte ele alıp neleri yapacağız, ne gibi adımlar atacağız, bunun çalışmalarını yürüteceğiz. Zira bundan sonraki dönem icraatta da adeta bir sıçrama dönemi olacaktır. Millete hizmet yolunda çekilen zahmet minnet değil, tam tersine şereftir. İşte bu anlayışla tempomuzu daha da yükselterek çalışmayı sürdüreceğiz. Adalet ve Kalkınma Partimizin her kademedeki temsilcileri olan sizlerin her birinizi yol arkadaşlarım, yoldaşlarım olarak, gönüldaşlarım olarak gördüm, görüyorum. Yolumuzun doğruluğundan şüphemiz asla yok. Bunun murakabesini milletimiz bizzat kendisi yapıyor. Herhangi bir eksiklik, aksaklık gördüğünde bize mesajını veriyor. Biz de milletle zıtlaşılmayacağının, millete tepeden bakılamayacağının bilinciyle bu mesajın gereğini her seferinde yerine getirdik. 16 Nisan'da milletimiz bize bir mesaj daha verdi. Bu mesaj, Türkiye'nin geleceği için teklif ettiğimiz yeni yönetim sistemini desteklediği ama 2019 için çok daha fazla çalışmamız gerektiğidir. Biz milletimizin bu mesajını da aldık. 2019 yılına kadar demokraside ve ekonomide milletimizin talebi olan reformları süratle hayata geçirmekte kararlıyız. Büyüme rakamlarımız bir süredir ardı ardına yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşmiş olsa da hedeflerimizin gerisinde. 2019'a kadar büyüme ve istihdam rakamlarını yeniden hızla yukarıya doğru çıkartacağız. Ekonominin çarklarını hızlandırmak için sanayicimizden esnafımıza kadar reel sektörün tüm kesimlerine verdiğimiz can suyu mahiyetindeki desteklerin neticelerini yavaş yavaş almaya başladık. Gerekirse yeni tedbirlerle bu süreci hızlandıracağız.
terör örgütleriyle mücadelemizi tavizsiz ve cesaretle yürütmeye devam edeceğiz. Karşımızdakiler kim olursa olsun, milletimizin izzetine halel getirecek hiçbir davranışa, hiçbir eyleme, hiçbir saldırıya izin vermeyeceğiz. İstiklalimizi ve istikbalimizi canımızın üzerinde tuttuğumuzu hem 15 Temmuz'da hem de terörle mücadele faaliyetlerimizde ortaya koyduk. Terör örgütlerini bizi tehdit etmek için bir sopa olarak kullananlar girdikleri yanlış yolun çok kısa sürede fark edeceklerdir. Biz sorunlarımızı dostlarımızla, müttefiklerimizle birlikte çözmekten memnuniyet duyarız. Ama bu imkan ortadan kalktığında elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yerimizde de oturmayız. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için ne yapılması gerekiyorsa kendi imkanlarımızla onu yerine getirmekten kaçınmadık, kaçınmayacağız. Değerli kardeşlerim, bundan sonra partimizin çeşitli faaliyetlerinde sizlerle çok daha fazla birlikte olacağız. Çok daha fazla istişare yapacağız. İl kongrelerimizi, genişletilmiş il başkanları toplantılarımızı, belediye başkanları toplantılarımızı, toplu açılış törenlerimizi ve diğer tüm fırsatları değerlendirerek mesaimizi sürdüreceğiz. Bugün burada besmeleyi çektik. Bismillah diyerek tekrar yola revan olduk. Rabbim yolumuzu açık etsin. Rabbim bizi sizlere ve milletimize mahcup olmaktan korusun. Rabbim bizleri şafak vakti doğup ezan vakti ölenlerden eylemesin. Rabbim bizleri nereden geldiğini unutup nereye gideceğini şaşıranlardan eylemesin. Bugüne kadar hep işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan düsturuyla yol yürüdük. Mevlam bundan sonra da bize yolumuzu şaşırtmasın. Biliyoruz ki ve la galibe illallah. Allah'tan başka zafer sahibi galip yoktur. Amenna ve saddakna. Türkiye kendisiyle birlikte tüm alemi İslam'ın geleceği içinde yürüttüğü mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmak zorundadır. Bunun için Rabbim'den bu ülkeye, bu millete güç vermesini, kuvvet vermesini, yardımını esirgememesini niyaz ediyorum.